Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne işlemiştik hatırlayalım. Tür çeşitlerinden, türleşmeden bahsetmiştik arkadaşlar. Türleşmeye sebep olan faktörlerden bahsetmiştik. Alopatrik ve simpatrik türleşmeden bahsetmiştik ve bunların çeşitlerinden bahsetmiştik. Şimdi geliyoruz sınıflandırmaya. Arkadaşlar canlılar sınıflandırılırken neye göre sınıflandırılmış, nasıl sınıflandırılmış bundan bahsedeceğim. İlk önce biz sınıflandırmayı neden yapmışız? Bilim insanları işte tabii ilk zamanlarda sınıflandırma ihtiyacı duymamış. Çünkü hani canlılarla ilgili çok fazla da bilgileri yokmuş. Ama sonrasında bakmışlar ki her yere gittiklerinde farklı türden canlılar ortaya çıkıyor. Biz bunları her birini teker teker özelliklerini yazarsak hem kayıt olarak kayıt altına alınması çok zor olacak. Hem de ileriki nesillere aktarması zor olacak. O yüzden bu canlılar arasında bir takım ortak özellikler ortaya çıkmıştır ve bu ortak özelliklere göre canlıları sınıflandırmışlar arkadaşlar. Sınıflandırmayı yapan ilk kişi Aristo'dur. Aristo milattan önce 300 yılında arkadaşlar Aristo sınıflandırma yapmış. Yaptığı sınıflandırma yapay sınıflandırmadır. Diğer bir adıyla ampirik sınıflandırma. Ben şimdi sınıflandırmayı şöyle anlatacağım. Yine şöyle genel bir sınıflandırma başlığı yazacağım arkadaşlar. Sınıflandırma diyeceğim ve bunu yapay ve doğal sınıflandırma olarak ikiye ayıracağım, o şekilde anlatacağım. Buraya yapay sınıflandırma diyorum, yapay diğer bir adıyla ampirik sınıflandırma. Diğer tarafa da arkadaşlar doğal sınıflandırma diyeceğiz, diğer bir adıyla filogenetik sınıflandırma. Netliğimizi ayarlayalım. Netlik ayarlandı. Filogenetik sınıflandırma. Şimdi ilk önce yapay sınıflandırmadan bahsedelim. Çünkü yapay sınıflandırma oldukça basit bir sınıflandırmadır. Arkadaşlar yapay sınıflandırmayı dediğim gibi Aristo milattan önce 300'lü yıllarda bu sınıflandırmayı yapmış. İlk yapan kişi Aristo'ymuş. Aristo'yu farkındaysanız birçok şeyde duyuyoruz arkadaşlar ismini. Aristo milattan önce 300'lü yıllarda yapmış sınıflandırmayı ilk olarak. Peki nasıl yapmış? Bilimsel olarak yapmamış arkadaşlar. Yani bilimsel geçerliliği yok. Bilimsel geçerliliği yoktur. Peki nasıl yapıyor sınıflandırmayı? Canlıların dış görünüşüne, yaşadıkları ortama bakarak yapıyor arkadaşlar. O zaman sınıflandırmayı nasıl yapmış? Dış görünüş ve yaşadıkları ortama göre yapıyor. Peki nasıl sınıflandırmış? Şöyle. Demiş ki canlılar ilk önce ikiye ayrılır. Şöyle ayrılır. Bitkiler ve hayvanlar. O zamanlar zaten mikroskobik canlıların hakkında herhangi bir bilgi yokmuş. Yani varlığını bilmiyorlarmış. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar tam olarak yılını bilmiyorum ama ilk olarak mikroplardan bahseden dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam İbn Sina olması lazım. İbn Sina diyor ki dediğim gibi hani yanlış olarak hatırlayabilirim ama söylediğim şey doğru. Yani ilk önce Türk bir bilim insanı yapmıştır bu açıklamayı. Diyor ki mikroplarla ilgili içimizde diyor bir kurt var. Hani mikrobun ne olduğunu bilmediği için tanımını yapamıyor. O yüzden kurt diyor. Diyor ki içimizde bir kurt var. O bizi yiyor diyor içten içe ama biz onun farkında değiliz diyor. Böyle bir söylemde bulunuyor arkadaşlar. Tabii ki daha sonra hani o zamanlar teknoloji yeterli olmadığı için daha sonra mikrobiyolojinin babası olarak bilinen işte temelini atan kimdir? Louis Pasteur'dur. Bunu da unutmayalım. İbn Sina o zamanlar söylüyor ama sonraki zamanlarda Louis Pasteur dediğimiz bilim insanı buluyor arkadaşlar. Evet, bitkiler ve hayvanlar olarak ayırmış. Peki bunları kendi içinde nasıl ayırmış? Bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar olarak ayırmış. Bakın tamamen dış görünüşe göre. Otlar, çalılar ve ağaçlar olarak hayvanları da arkadaşlar suda yaşayan. Bakın bunları da yaşadıkları ortama göre. Karada yaşayan. Ve havada yaşayan. Yani kuşlar mesela uçuyorlar, onları havada yaşıyorlar kalmışlar. Bu şekilde bir isimlendirme yapmış. Sınıflandırma yapmış. Peki bunu neye göre yapmış?
Arkadaşlar burada bir kavram çıkıyor karşımıza. Analog organ dediğimiz bir kavram. Analog organ. Buna analoji de denilebilir. Analoji. Arkadaşlar nedir analog organ? Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara biz analog organ diyoruz. O zaman yazıyorum. Kökenleri farklı, köken farklı, görev aynı olan organlar. Bakın şuradan aklınıza gelsin. Annelerimizden gelsin aklınıza. İçinizde mutlaka beni dinleyen şimdi öğbeti anlattığım için anneler vardır. Ben de bir anneyim. Baktığımız zaman annelerden gelsin aklımıza. Annenin kökeni ne olursa olsun. Türk olsun, işte İngiliz olsun, Rus olsun fark etmez. Kökeni ne olursa olsun yaptığı görev aynı değil mi? Temizlik, bulaşık, çamaşır, çocuğa bak, işte evi temizle, bilmem ne yap derken günümüz zaten onunla geçiyor. Bir de fırsat bulup böyle şeyler yapıyoruz. İşte ya sınava çalışıyoruz ya video çekiyoruz böyle arkadaşlar ya da benim gibi her ikisini birden yapmaya çalışıyorsunuz. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlar bu şekilde aklınızda kalabilir. Annelerden gelecek bakın analardan. Kökeni farklı olsa da görevi nedir? Aynıdır analog organ. Birazdan doğal sınıflandırmada homolog organdan bahsedeceğim. Onu da tam tersi olarak düşüneceğiz. Yani analog organı bilmeniz yeterli. Şimdi kökeni farklı görev aynı ne demek? Diyor ki kuşun kanadı var. Tamam. Böceğin mesela arının kanadı var. Bunlar ne işe yarıyor? Uçmaya. Değil mi? Her ikisi de ortak bir görev mi yapıyor? Evet. O zaman diyor ki kuş kanadıyla böcek kanadı eğer ki ikisi de uçmaya yarıyorsa kuşla böcek akrabadır diyor arkadaşlar. İşte bu şekilde bir sınıflandırma yapmış. Tabii bunun tamamen bilimsel geçerliliği olmayan bir sınıflandırmadır. Bunu da unutmayalım. Ama bir yeltenme var mı sınıflandırmaya dair? Var. Adama helal olsun. Her şey hakkında bilgisi var. Her şey hakkında bilgi ortaya atmış arkadaşlar Aristo. Nerede gitse karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim. Filogenetik sınıflandırmaya yani doğal sınıflandırmaya. Buradaki sınıflandırmada arkadaşlar akrabalık dereceleri örnek alınıyor burada. Hemen yazıyorum. Doğal sınıflandırma biraz daha geniş ayırdım. Çünkü ona biraz daha fazla şey yazacağız. Bakın doğal sınıflandırmada akrabalık dereceleri köken alınır. Köken alınır. Buna göre arkadaşlar sınıflandırma yapılıyor doğal sınıflandırmada. Şöyle embriyonik tabakalardan köken alan yapılar dikkat ediliyor. Bakın embriyonik tabakalar. Nedir embriyonik tabakalar? Embriyonik tabakalar. Nedir bunlar? Endoderm. İçeriden dışarıya doğru endoderm. Mezoderm. Ve ektoderm. Bu tabakalar dikkate alınarak arkadaşlar akrabalık derecesi belirleniyor. Mesela bakıyor ki işte insanın koluyla yarasanın kanadı mezoderm tabakasından gelişmiş. Örnek veriyorum. Mezodermden gelişmiş. O zaman yarasa ve insan birbiriyle akrabadır diyor. Tabii daha yakın akraba olanlar da vardır arkadaşlar. Buna göre zaten akrabalık dereceleri değişiyor. Şimdi burada da hangi organdan bahsedeceğiz? Homolog organdan bahsedeceğiz. Homolog organ. Bunu da homoloji olarak görebiliriz. Arkadaşlar homolog organ kökenleri aynı. Bakın köken aynı. Görevi farklı da olabilir. Aynı da olabilir. Tamam. Aynı olan organlar diyeceğiz. Mesela örnek veriyorum. Kökenleri aynı olacak. Aslında bizim burada analog organı bilmemiz yine örneklerini bulmamıza da yardımcı olur. Mesela kuşla böcek akraba olamayacağına göre buna neye bakarak demiştir diyoruz? Analog organa bakarak demiştir. Ama işte aynı gruptansa mesela her ikisi de memeli ise o zaman akrabadır diyebiliriz. Buna da homolog organdan bakmış diyebiliriz. Örnek veriyorum. Yarasa kanadı balina yüzgeci. Balina yüzgeci. Veya İnsan kolu, atın ön ayağı. Bunlar nedir? Her ikisi de aynı embriyonik tabakadan köken alan organlardır arkadaşlar. Şimdi homolog organlardan bahsettik. Şimdi gelelim arkadaşlar. Darwin'in
Taksonomi ilkelerine gelelim. Nedir taksonomi? İşte biz bu sınıflandırma olaylarına taksonomi diyoruz. Hani inceleyen bilim dalıdır taksonomi. Darwin'in taksonomi ilkesi vardır arkadaşlar. Üç tane ilkemiz vardır. Bu ilkelerden bahsedelim. Şöyle farklı bir renkle yazayım. Karışmasın. Şöyle yeşille yazalım. Darwin'in de bu arada her şey hakkında bilgisi var. Taksonomi ilkeleri. Taksonomi ilkeleri. Şimdi Darwin zaten evrimle ilgili açıklamalar yaptığı için hani bir nevi sınıflandırmaya da çok büyük katkıları olmuştur arkadaşlar. Diyor ki Darwin birinci ilkesinde türler sabit değildir. Tür içinde varyasyonlar vardır ve zamanla farklı türlere evrimleşirler diyor. O zaman yazalım. Türler sabit değildir. Türler sabit değildir. Tür içinde varyasyonlar vardır. Varyasyonlar vardır. Zamanla farklı türlere evrimleşir. Farklı türlere evrimleşir. Gelelim ikincisine. İkincisinde diyor ki canlılar sabit bir tipe bağlanmazlar. Yani sürekli tip değiştirebilirler diyor arkadaşlar. Canlılar sabit bir tipe bağlanmaz. Üçüncü ilkesinde sınıflandırmada diyor ortam şartlarından en az etkilenen organlar kullanılmalıdır. En az etkilenen ortam şartlarından. Yani diyor ki eğer ki bir organ ortam şartından çok fazla etkileniyorsa sınıflandırmada bunu kullanma. Çünkü bir aynı türün işte bir üyesinde farklı, diğer üyesinde farklı görebilirsin diyor. O yüzden arkadaşlar diyor ki değişmeyen organlardan kullanılmalıdır. Sınıflandırmada ortam şartlarından en az etkilenen organlar kullanılmalıdır. Evet, bu şekilde Darwin'in taksonomi ilkelerinden bahsettik. Şimdi arkadaşlar, doğal sınıflandırmada dedik ki homolog organdan bahsettik. Örneklerini verdik. Şimdi buradan sonra nereye geçiyoruz? Buradan sonra Linne dediğimiz bir bilim insanı canlıları, şimdi bu işte türdür kavramlar falan yapıldıktan sonra diyor ki biz bunları isimlendirelim. Ama neye göre isimlendirelim? Tabii ki akrabalık derecelerine göre isimlendirelim. İlk önce size canlıların isimlendirilmesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Daha sonra işte burada yine tür kavramları var. Birkaç tane daha tür kavramları var. Hani geçen videoda yazdırmamıştım ya. Burada yazdıracağım diye yazdırmadım aslında. İşte nominalistik tür dediğimiz biyolojik tür, politipik tür, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Alt türden, varyeteden bahsedeceğiz. Daha sonra birkaç tane daha böyle tanımımız var. Onlardan bahsedelim. Bu videoyu burada bitirelim. Sonra Linne'nin İşte bu sınıflandırma yaparken, binomial isimlendirme yaparken nasıl isimlendirme yapıyor, bundan bahsedelim. O zaman ilk önce tanımları vereyim. Daha sonra arkadaşlar devamına bakalım. Sınıflandırma ile ilgili tanımlardan birincisi. Bir kere tür. Türün tanımını yine bir yapalım. Tür arkadaşlar, diğer bir adıyla species. Hani belki ÖABT olduğumuz için bizlere sorularda işte Latince isimleriyle sorulabilir. Gayet normaldir. Ama şu zamana kadar çok fazla Latince çıktığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Az, hani çıksa da az çıkmıştır. O yüzden yine de bilmemizde fayda var. Ne demek tür? Ortak bir atadan gelen, çiftleştiklerinde verimli döller oluşturabilen canlı topluluğuna demiştik tür için. O zaman yazalım. Atadan gelen çiftleştiklerinde verimli döller oluşturan canlılardır. Şimdi bunu zaten soy ağacıyla falan ben size bayağı açıkladım. Tekrardan o yüzden girmiyorum. Dediğim gibi evlenmesi önemli değildi.
verimli döl vermesi, yani torununun olması önemliydi arkadaşlar. Çiftleşebilir, çocuğu da olabilir ama o çocuk kısırsa onların aynı tür olduğunu göstermez. O çocuğunun da çocuğunun olması lazım arkadaşlar, unutmayın. Gelelim ikinci. Şimdi bakın, türü biz ikiye ayıracağız. Bir tipe, pardon, ikiye değil arkadaşlar, üçe ayıracağız. Bir tipe bağlı tür diyeceğiz. Bir nominalistik tür, bir de biyolojik tür diyeceğiz. O zaman şöyle ayıralım. A diyorum. Tipe bağlı tür. Tipe bağlı tür. Arkadaşlar, tipe bağlı tür dediğimiz olay şudur. Türler isimlendirilirken belirli bir örneğe bağlı olarak isimlendirirler. İşte biz o türe tipe bağlı tür diyoruz. Yani isimlendirilen türdür tipe bağlı tür. O zaman şöyle diyelim. Türler isimlendirilirken belli bir örneğe göre adlandırılır. Adlandırılır. Biz buna ne diyoruz? Tipe bağlı tür diyoruz arkadaşlar. Yani aslında o türü diğerlerine göre tipus olarak da isimlendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir tane daha kavramdan bahsetmek istiyorum. Şöyle, kladistik dediğimiz bir kavramımız var. Kladistik. Arkadaşlar, kladistik ne demek? Ortak atadan gelen diğer taksonlarla olan benzerliklere biz kladistik diyoruz. Tamam mı? Ortak atadan gelen diğer taksonlarla olan akrabalık veya benzerliktir. Tamam? Kladistik budur. Şimdi geliyorum. B diyorum arkadaşlar. Nominalistik tür. B. Nominalistik tür. Arkadaşlar, nominalistik tür dediğimizde gerçekte var olmayıp hani birçok sayıda birey vardı. Gerçekte türler değil de bireyler vardı aslında. Bu çok sayıda bireyleri ifade etmek için işte insanların konuşamadım. Düşüncesine ait olan bir kavramdır, nominalistik tür. O yüzden hani belli bir tanımı yok aslında. Şöyle diyebiliriz buna. İnsanların düşüncesine bağlı olan kavramdır diyelim. Şöyle düşünün. Mesela TYT'de bir soru çıkmıştı. Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum ama 2017 ya da 2018 olması lazım. Diyor ki, aşağıdaki canlılardan hangisi yavrusunu sütle besler diyor. Şimdi yavrusunu sütle besleyen canlı kimdir? Memelilerdir, değil mi? Şıklara bakın. Şıklarda memeli bulması lazım. Şıklarda ne var? İşte kurbağa var, timsah var. Yani ben şıkları tam olarak hatırlamıyorum ama penguen var. Bu kesin, bunu biliyorum. Yunus var. Bir de ne vardı? Timsah vardı sanırım. Arkadaşlar, gidiyor bazı öğrenciler. Gidiyor pengueni işaretliyor. Bazısı gidiyor. İşte Yunus diyor, hani diğerlerini eliyor. Geriye Yunus kalıyor ama diyor, Yunus suyun altında nasıl emzirsin diyor. Bir kere zaten bizler hani Yunus'a ne diyoruz? Yunus balığı diyoruz, değil mi? Yani genel olarak etrafınıza bir bakın. Yunus balığı, fok balığı. Aslında bizim ona balık dememiz onun balık olduğunu düşündürüyor. İşte bu bizim kafamızdaki kavram nedir? Nominalistik tür kavramıdır. Yani bizim düşüncemizde olan kavramdır arkadaşlar. Bundan bahsetmeye çalıştım. Hatta o zaman öğrenciler çok büyük böyle isyan etmişlerdi. Hani Yunus suyun altında nasıl emzirebilir diye düşünmüşlerdi. Daha sonra arkadaşlar, penguen'i gidip işaretleyen vardı. Birisi yazıyorduk, işte penguen -40 derecede yaşıyor, onun sütü donar demişti. Yani çok değişik düşünenler vardı. Şimdi nominalistik türü açıkladığımıza göre geliyoruz bir diğerine, biyolojik türe. Biyolojik tür. Arkadaşlar, biyolojik tür bizim aslında kullandığımız türdür. Biyolojik türde ortak atadan gelen, işte hani burada ben kavramının tanımını yaptım ya, o aslında biyolojik türdür. Ortak atadan gelen çiftleştiklerinde
Verimli döller veren, canlılardır. Bizim biyolojik tür dediğimiz canlı da budur arkadaşlar. Şimdi türlerin, unutmayın, kromozom sayıları sabittir. Bakın aynı türün kromozom sayısı sabittir. İstisnalar hariç arkadaşlar. Yani istisnaları da aslında burada dahil ediyoruz. Mesela insan türünde kromozom sayısı kaçtır? 46'dır. Hani 47 veya 45 kromozomlu olanlar vardır ama bunlar nadiren görüldükleri için onları biz hani yine aynı şekilde ortaktır diye kabul ediyoruz. Kromozom sayısı gelişmişlik hakkında ve akrabalık hakkında bilgi vermez, unutmayın. Kromozom sayısı gelişmişlik ve akrabalık hakkında bilgi vermez. Evet, bunlar da bizim iki tane bilmemiz gereken şey. Mesela kromozom sayısı gelişmişlik hakkında bilgi verseydi, Eyralti otu 500 kromozoma sahip, o zaman en gelişmiş canlı Eyralti otu olurdu. Akrabalık hakkında bilgi verseydi, Moli balığının da 46 kromozomu var, bizlerde de o zaman Moli balığıyla akraba olurduk. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Bu biyolojik türün alt türleri var arkadaşlar. Bunları sadece isim olarak yazacağım ben, bu alt türlerini. Bunların alt türleri politipik tür, monotipik tür, sibling tür ve kontinental tür. Kontinental de şey markası gibi geldi. Kontinental tür. Şimdi ben birer cümleyle açıklayayım. Buraya yazmayacağım ama söyleyeyim ne olduğunu. Arkadaşlar, politipik tür iki veya daha fazla alt tür içeren türlerdir. İki veya daha fazla alt tür içerecek. Monotipik tür alt tür içermeyen, mono zaten bir demek, poli çok demek. Sibling tür morfolojik olarak birbirine benziyor ama aralarında üreme engeli olan türlerdir arkadaşlar, sibling türler. Kontinental türler de belirli kıtalara yayılmış olan türlerdir arkadaşlar. Tamam, bu şekilde birer cümleyle böyle açıkladım ama dediğim gibi yazmamıza bence gerek yok. İsmini bilsek yeterli. Şimdi alt türlerimiz var. Arkadaşlar, alt tür, hani burada dedik ya politipik, monotipik. Politipik türlerde alt tür dediğimiz türler vardır. Bu türler bazı sadece böyle çok küçük özellikler bakımından birbirinden ayrılıyor. O yüzden de alt tür olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra taksonomi dediğimiz bir kavramımız var. Hani alt türü yazmayı düşünmüyorum ama burada taksonomiden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle iki diyeceğim, taksonomi kavramımız. Nedir taksonomi? Arkadaşlar, taksonomi şu: canlıların sınıflandırılmasına ilişkin İlkeleri ortaya koyan bilim dalıdır taksonomi. Bakın, canlıların sınıflandırılmasına ilişkin özellikleri ortaya koyan bilim dalıdır. Bilim dalıdır. Taksonomi budur arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Sistematik bir de var. Şimdi sistematikle taksonomi böyle biraz daha karıştırılabilir. Üç sistematik. Arkadaşlar, sistematik de şu: canlıları, şimdi ilkeleri ortaya koyan taksonomi. Bunu uygulayan da kimdir? Sistematik. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplandırıyor arkadaşlar. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırır. Sistematik de budur. Evet arkadaşlar, son bir kavramımız kaldı. Dördüncüsü de clade diyeceğiz. Clade. Clade nedir? Bu da belli bir soydan gelen organizmaları kapsayan filogenetik ağaçtır arkadaşlar. Hani şu işte çizgi çiziyorlar, bunların akrabalık derecesini belirliyorlar ya, biz ona clade diyoruz. O zaman şöyle yazalım: belli bir soydan gelen
belli bir soydan gelen organizma takımını kapsayan filogenetik ağaçtır. Evet, bu şekilde biz kavramlarımızı da bitirmiş olduk. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağız? Linde'nin sınıflandırma için yaptığı binomial adlandırmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra sistematik kategorilerden bahsedeceğiz. Bu alem, şube, sınıf, takım bunlardan ve bunların özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonrasındaki videoda ise soru çözümü yapıp sınıflandırmanın ilk kısmını bitireceğiz. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.